Çok ilginç bir yorum aldım, onu söyleyeyim. Diyor ki ya, Kerem Alkin diyor, böyle yazıyor, sen böyle yazıyorsun. Kerem Alkin böyle konuşuyor, sen böyle konuşuyorsun. Hanginize inanayım dedi. Ben dedim ya, koskoca adamsın, bana mı soruyorsun dedim ben de yani. Şimdi hangimize inanacağını. Bak, Kerem'in de söylediği doğrular var kendi penceresinden. Benim de söylediğim doğrular var kendi pencerenden. Yani kalbi temiz adamdır ayrıca Kerem. Yani vatansever. Ama öyle bakıyor meselelere. Ben de böyle bakıyorum. Niye böyle almıyoruz? Ama çok gerginlik var. Hocam, yorum yapıyoruz biz ya, burada. Var şimdi, olan bir şey üzerine siz yorumlarınızı aktarıyorsunuz. Gergin cevaplar da geliyor. Bir de okumayanlar var mesela, okudun mu diyorum, okumadım. Okumadan nasıl yorum yapıyorsun falan. Seyrettin mi diyorum programı Nazlı Hanım'la. Yok, seyretmedim, bana anlattılar diyor. İyi, en azından izleyenler anlatıyor. O da bir şey hocam. Evet. Şimdi isterseniz sorularla başlayalım programa. Siz konuşmayı yaptıktan sonra, o gün parasaldan hemen sonra 11. kalkınma planı ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı hocam. Bunun kapsamında yurt dışına çıkış pulları, hatırlarsanız hemen size mesaj attım hocam 50 lira olmuş diye. Şimdi diyor ki izleyiciler, Emre hocam bunu nasıl yorumluyor? Çünkü siz o yayında dediniz ki, kamu harcamaları dediniz, vergi dediniz. Bunun üzerine şimdi yurt dışı çıkış puluna 50 lira, 15 liradan 50 liraya. Bugün haberlerde yer alan yurt dışında ithalatı engellemek adına yapılan bir çalışma. Yurt dışında yapılan bireysel de olsa e-ticaret üzerinden online yaptığımız alışverişler veya şirketlerin yaptığı ithalatta 5 ürün sınırlaması 14 Temmuz'u uygulamaya giriyor hocam. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha yeni başladık. Ben söyledim bunları. Şimdi bakın, bir gerçeği söylediğiniz zaman insanların verdiği tepkinin birçoğu çok anlamsız. Mesela ya haberin var mı ya, Emre Akin'in boyu 1.71 ne falan. O kadar kardeşim işte, yapacağım. 1.80 değilim ki ben. 1.90 da değilim. Ya bu gerçekle yaşamanın ne zararı var? Ben sürekli olarak şunu söyledim. Kamu eliyle büyümeye devam ettikçe çok net. O zaman kamu harcaması artacak. Kamu harcamasını finanse etmek için de kaynaklar kamuya akacak. Özel sektörde tasarruf olmadığı için vatandaşta da, onlar da yatırım yapmak için yabancı sermaye getirmek ya da Ahmet'in Mehmet'in tasarrufu olmadığı için Barbara'nın Alex'in tasarrufuna göz dikmek zorunda kalacaklar. Tamam. Alex dediğim futbolcu Alex diye Avrupa'daki herhangi bir isim. Tamam. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Bu insanlar da parayı vermek için nazlanıyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de tuhaf bir durum var. Kamu diyor genişliyor. Sürekli inşaat yapıyor. Sürekli mega proje yapıyor. Ama bunların getirisi 30-40-50 yıl. Biz parayı koyduğumuz zaman en kötü 5 yıl sonra getirisi olsun istiyoruz. Sanayi şirketleri karsız. Tamam. Hisse senedi piyasası korkunç dalgalanıyor. Dövizimizi bozsak, tasarrufumuzu getirip paramızı bozup TL'ye çevirsek her an devalüasyon riski var. Devalüasyon derken kurun zıplama riski var. İşte geçen hafta Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Kur 5.50'den değil mi? Nerelere geldi? Evet, şu an 5.72. Ya şimdi demek istiyorum ki adamlar haksız değil. Şimdi paran yoksa, tamam mı, dikkatli olmak zorundasın. Ama şöyle diyeyim size, muhafazakar iktidarların, ki Yalın Alpay'la biz bunu hep tartışıyoruz. Biliyorsunuz TV100'de de güzel program yapıyor. Muhafazakar iktidarlar ilerlemenin önüne engel değildir. Yani muhafazakarlık engel değildir ilerlemeye. Tutuculuk engeldir ama. Ama kamuyla büyüme tutuculuğunda bulunursanız bu sefer büyümeye engel olmaya başlarsınız. Bizim şu an geldiğimiz durum bu. Kamu ekonomide büyüme olmazsa gelir yaratamayacağı için şu an büyümenin negatifte gittiği dönemde mecburen vatandaşın daha fazla cebine göz dikmiş durumda. Yurt dışına mı gidiyorsun? 50 lira var. 50 lira koymaz millete. 150 dersen bak enteresan bir şey olurdu ama. Ya bunu kaldıracaktın 15 lirayı ya da 50 lira yapacaklardı. Bunda bir beis yok. Daha evvel 50 lira verdiğimiz dönem oldu çünkü. 45 lira mıydı neydi, hatırlıyorum. Geçelim. 2007'de 15 yani 50 lira, 50 lira ile devlet kurtulmayacak. Tamam mı? Daha başka şeyler de geliyor. Bütçe açığını kapamak için yapılıyor deniliyor. Ya bütçe açığı 0.04'ünü etkiliyor. Bütçe açığı bununla kapanmaz ama kamu ile özel sektör arasındaki farkı hemen açıklıyorum. Özel sektörde bir şirket dara girdiği zaman ilk yaptığı refleks harcamaları kısmak. Personel tensikatı, değil mi?
Ondan sonra efendim elektrikleri kapayın. Acaba lüzumsuz harcama yapıyor muyuz? Değil mi? Budur. Hatta şirketin dara girmesine gerek yok. Önünde bir sıkıntı varsa ekonominin, hemen şirketler otomatik daralmaya geçiyorlar. Kamu öyle yapmıyor. Kamu harcamalarını kısacağına gelirlerini arttırmaya çalışıyor. Tuhaf bir refleksi var. Bugün bununla ilgili bir yazı yazdı. İlk gelen refleks şu. Hocam kamu daralırsa biz nasıl büyüyeceğiz? Bak kafa gitmiş millette. Çünkü anlamış kamu eliyle büyüdüğünü Türkiye'nin. Kamu harcaması ve inşaatla öyleydi çünkü. Bir de iş tüketim. Diyor ki kamu harcamazsa diyor ayvayı yeriz diyor. Doğru söylüyor ama yanlış model. Kamuyu genişleterek, kamu müteahhitleri yaratarak, kamunun eliyle inşaat yaparak, kamunun eliyle proje yaparak falan bir ekonomi bir yere gidemez. Çünkü net vergi gelirini özel sektör verir. Net vergi gelir kazancı hep özel sektörden gelir. Kamuda çok adam çalışması bir cepten öbür cebe para aktarmaktan başka bir şeye yaramaz. Hep bunu anlattık. Ve bunu anlatmakla da kaldı. Altınbaş Üniversitesi'nin bilimsel hakemli dergisi olan Aurum'da yayınlanan ilk makale bunun üzerine. Tasarruf problematiği ve vergiler. Kendim yazdım. Sayın Rektörümüz Çağrı Erhan'ın talimatıyla dedik hocam bir bilimsel makale yap, hakemli değerlendireceğiz dedi. Hakemlerden geçti, yayınlandı ve Türkiye'deki tasarruf sorunsalını anlattım. Ne kadar çok kamu harcaması vatandaş o kadar az tasarruf edebiliyor. Ne tuhaf değil mi? Ne kadar büyük bir paradoks bu. Kamu harcamaya devam ettikçe vatandaş mutlu olduğunu zannediyor. Halbuki vatandaşın cebinden çekiliyor o paralar. Vergi yoluyla çekilmese bile nasıl çekiliyor biliyor musunuz Nazlı Hanım? İç borç yoluyla. Yani tasarruflara da göz dikiyor kamu. Niye? Çünkü çok geniş, büyümüş. Bugün Türkiye'nin herhangi bir noktasına gidin oldukça pahalı yaşayan bir ülke var burada. Asansörlü, bakın insani şeyler, asansörlü üst geçit. Tamam da bunları, değil mi, bir işletme maliyeti var bunların. Büyük mega projeler, tren rayları, metro vesaire falan. Eski Türkiye değil artık. Bugün vatandaşına düzgün hizmet veren ama bu verirken bunu biraz israf yapmış. Tamam mı? Fazlaca para harcamış ve bu ürettiği, yarattığı şeyleri de onları idame ettirebilmek için her gün ciddi para harcamak zorunda olan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Dolayısıyla buranın kurtuluşu büyümekte değil. Kalkınmakta. Ne kadar fazla üretirsek o kadar kurtuluruz. Yanlış. Ne kadar çok şimdi katma değerli üretirsek o kadar kurtuluruz. Hocam yani. Siz ithalatı hep bunu söylersiniz tüm yayınlarımızda da. İthalatın daralması ülke için aslında o kadar iyi bir bu şey değil. Bu ülke dersiniz. İçin. Evet bu Türkiye için. Türkiye ekonomisinden tamam, bahsediyorum. Çünkü cari fazlası veren, pardon cari açığı olan bir ülkeyiz. Tabii. Yani bir ülke cari, bu ülke cari fazla veriyorsa büyük tehlike var. Çok net söylüyorum. Bakın ne tuhaf bir durum. Ama cari fazla vereceğimiz açıklandı. Ya bunun müjde olmadığı ortada. Bunu ancak şöyle anlatabiliriz Nazlı Hanım. Çok güzel bir konuya parmak bastınız. Daha da beteri olabilirdi, Allah korudu. Bir de cari açık verseydik ne olurdu diye. Yani hem büyüme yavaşlayacak hem cari açık vereceğiz. O nasıl olur biliyor musunuz? Petrol fiyatları falan fırlar, doğalgaz fiyatları. Ekonomi daralmışken bir de üstüne cari açık çıkar. Allah korusun. Yok öyle bir şey. Ama üretmiyoruz demek. İhracatçını tahtaya vuruyorum. Müthiş bir performans gösteriyor ihracat. Muazzam. Haziran'da 9 gün tatil vardı. Yine muazzam bir rakam çıktı. Evet. Yani ihracatla şu an ayakta duruyoruz. Turizmle ayakta duruyoruz. Onlar da olmasa mahvolmuştuk. Peki üretimle ilgili bir sorum olacak hocam. Buyurun. Şimdi bu 5 ürün sınırlaması geldi. 14 Temmuz itibariyle hayata geçiyor. Doğru. Tamam. Doğru. O zaman ne olacak? Şirketler 5 ürün sipariş edecek. İthalat o zaman da daralacak. O zaman üretimi artacak mı? Yani yok. Buradaki amaç bu mu? İçeride üretimi arttırmak yok mı? Yok. Şimdi tamamen yurt dışına dövizin çıkmasını engelleme harekatıdır. İthalatı daraltarak bir ülkenin ihracatını arttırdığı görülmemiştir. Misal. Yine aynı örneğe dönüyorum. Bugün profesyonel futbolcularımızdan, voleybolcularımıza, basketbolcularımıza kadar herkesin ayağında giydiği ayakkabılar var. Markalarını söyleyemem zaten biliyorsunuz yasak. Bu esvapta, yani bu speklerde, bu özelliklerde Türkiye'de ayakkabı üretilmiyor.
üreten bile çok önemli Türk markaları var bu arada. Tebrik ediyorum. Onlar da yurt dışında üretiyor. Geçenlerde toplantı yaptım. Soruyor hanımefendiler, beyefendi. Yahu siz niye bunlara bu kadar yüksek vergi uyguluyorsunuz? Bunu koydunuz diye ayakkabı sektörü kalkınmadı ki. Konkordato ilan ettiler. Efendim bilmem ne kumaşı girmesin. Efendim işte bilmem ne mobilyası girmesin. Ya tamam anladık da ne oldu ya? Hiçbir şey olmadı. Yani Türk insanının kaliteli bir ürüne ulaşmasını pahalı hale getirerek tartışılır kalitedeki bir Türk ürününü yani vatandaşa sattırmaya çalışmak, hatta onu üreten şirketleri rahatlatıp bir de zam yapmalarını sağlamanın mantığı ne Allah aşkınıza? Hem enflasyonu yükselttin, hem cari açık, ondan sonra daraldı diye seviniyorsun ama aslında büyümeyi yavaşlatıyorsun. Yani ortada bir yanlışlık var Nazlı. Çok net. Dış ticaret rejimi yanlış. Baştan aşağı yanlış. Bir teşvik politikası var. 1,5 saat anlatıyorlar. Kullanan var mı diyorum, 3 tanesini zor kullanıyor. İnsan. 3 kalemini yani. Geri kalanını kimse bilmiyor. Belki de ulaşamıyor. Yani dolayısıyla bu böyle sloganlar atmakla hani işte bilmem işte ihracatımız şöyle olacak işte bilmem neyle olmaz. İşte o yüzden TİM Başkanı İsmail Güllü her gün çalışıyor sabahlara kadar. Diyor ki ihracatın diyor ithalatı geçmesi için şu ana kadar ürettiklerimizden çok daha yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. O yüzden marka, tasarım, inovasyon, Ar-Ge, teknoloji onları da geçtik. Şimdi bilgi ekonomisine doğru yürüyoruz diyor. Doğru şeyler söylüyor. İsmail Bey'e kulak verelim. Tamam mı? Çünkü yani Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin üyelerinin oylarıyla seçilmiş gerçekten hani önemli bir seçimdir. Öyle hiç kimse gelemez oraya hasbelkader. İsmail Başkan, eski başkan ekibinde yani, aynı tabii, şekilde. Yani kuvvetli işler yapıyor. Ona destek verelim. Ancak dediğine de kulak verelim. Yani biz katma değeri arttırmazsak, yani milyonlarca, milyarlarca ucuz şey üreteceğimizi, on binlerce, yüz binlerce katma değerli ürün üretirsek kurtulur bu ülke. Ama şu anki zihniyetle ya üret gitsin ya milyarlarca, ama kardeşim işte sizin sattığınız ürünün kilogram değeri 1 dolar etrafında dönüyor yani. Olur mu böyle şey ya? Yani o yüzden şapkayı önümüze koyalım. Otomotiv destek verelim. Efendim otomotivin de çok ithalatı var. Yahu ihracatı da var ama yapmasın mı adamlar? Efendim bilmem ne sektörü ihracat rekoru kırıyor ama ithalatı çok. Yahu sana ne? Onun ham maddesi o. Boya üreteceğiz. Nedir ham maddesi? Solvent. Efendim solventten kaçak akaryakıt yapılıyormuş. Biliyor musunuz? Ve bunun üzerine akaryakıtçılar gelmişler. Demişler ki buna demiş deli gibi vergi koyun. Ya arkadaş koyun da ne fark eder ki? Siz gümrükte ya kaçak işleri falan önleyemiyorsanız boya üreticisini niye zarar veriyorsunuz? Boya üreticisi bana diyor ki hocam diyor solvent geliyor ya bu kadar ÖTV'yle diyor. Yani boyayı üreteceğime bitmiş olarak ithal etsem daha ucuza geliyor bazı dönemlerde. Ne yapayım ben şimdi diyor. Bu mudur dış ticaret rejimi? Şimdi dolayısıyla şapkamızı önümüze koyalım. Belli böyle çıkar gruplarını, baskı gruplarını pohpohlamak ya işte inşaatçı canı sıkılmış, demir çelik fiyatı yükselmiş, demir çeliği serbest bırak. Ya Türkiye'nin devasa demir çelik fabrikaları var, demir çelik üreticileri var. Onlara hiç acımıyor musunuz? İnşaatçıyı memnun et, akaryakıtçıyı memnun et. E ne zaman ihracatçıyı memnun edeceksiniz? Ne zaman üreteni memnun edeceksiniz diye sorarlar adam. Dolayısıyla Türkiye'nin kurtuluşu kamuyu büyütmekte değil, sorunun başına. Kamuyu büyütürseniz bütün kaynaklar kamuya gider. Gerçek kahramanlar ihracatçılar. Gerçek kahramanlar turizmciler aynı zamanda. Ülkeye döviz geliri sağlıyorlar. Onlar sağlamasa şu an döviz fırlamış gitmişti. Çok net. Öyle Merkez Bankası'nın aldığı önlemler de bilmem falan öyle 32 sayılı kararla olmuyor bu işler. Ya bu işin aslında kahramanları ihracatçılar ve turizmciler. Şimdi onlara destek vermeyin. Ya da bazı tuhaf destekler verin. Yani bazılarının işine yarayan ama genelinin hiç işine yaramayan destekler verin. E o zaman nasıl olacak? Nasıl kurtulacak bu ülke? Bakın bunu eleştiri babında söylemiyorum. Reçete babında söylüyorum. Bütün modeli baştan ele almak lazım. Böyle büyümez bu ülke. Zaten hiç kalkınamaz, o ayrı mesele. Niye şu an eksi büyümede olduğumuzu anlamakta zorluk çeken insanlar var. Böyle şey gibi
hani futbol takımını yöneten adamlar vardır ya, model sanki doğru, insanlar yanlışmış gibi davranıyorlar. Ya insanlar yanlış değil, model yanlış, model. Hangi teknik direktörü getirirsen getirsin yenilecek o takım. Ki öyle oluyor çoğunlukla. Değil mi? Bunun örneğini gördük. Koca evet. koca büyük takımlar modellerinin doğru olduğunu düşünerek yıllarca, değil mi, yanlışta ısrar etti. Sonunda modeli değiştirmek zorunda kaldılar. Bugün de değiştiriyor zaten birçoğu. Üç büyükler, dört büyükler de buna dahil olmak üzere. Modelde ısrar ediyorsun, model hatalı. İnsanda bir hata yok. İnsan insan. Yani şöyle bir şey. Muazzam personelle, müthiş personelle alelade iş mi çıkarmak istiyoruz? Yoksa normal insanlarla insanüstü işler mi çıkarmak istiyoruz? Buradaki hedef bu. Normal insanlarla, değil mi, bir orkestra şefi gibi çalışarak muazzam işler çıkarmak lazım. Yani, o zaman istihdam şimdi artar vesaire. Şu hedeflere gelir. İhracat 226 olur. Olur. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta 250 de olur. Bak net söyleyeyim. Hocam isterseniz bir hadi açıklayalım, bakalım, bir başlığını da söyleyelim. Tamam. 11. Kalkınma tamam. Planı çerçevesinde tamam. Türkiye'nin 2023 hedefleri. Tabii. Hocam çok merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? 1 trilyon 80 milyar olmaz. 950 olur ama. Öyle mi? Olur. Tamam. Gayri safi yurt içi aslında. 900-950 arasında olur. Tamam. Eğer döviz kuru hızlı düşerse 1 trilyon da olur da. Yani şeyde pardon. 1 trilyon 80 milyar doğru. Döviz kuru düşerse 1 trilyonu geçer. Döviz kuru yüksek seyrederse 900-950 civarında olur. Çok net matematik bu. Tamam, IMF de öyle diyor. 900-950 arasında olur. Genellikle şaşmaz onlar. Yani o yüzden 1 trilyon 80 milyar dolar değil 100 milyar dolar eksiği olacak bu. Tamam. Yani yakınlar. Yakın. Tabii umut verici şeyler söylemek lazım. O kadar da değil yani. Tamam. Şimdi ihracat olur 226 milyar dolar. 2023 yılında ben garanti veriyorum bundan da fazla olur. Hiçbir sıkıntı yok bunda. Yani bu sene biz eğer 200'e yaklaşırsak ondan sonrası kolay zaten. Evelallah yapar ihracatçılar. Ben güveniyorum onlara yani. Yaparlar. Kişi başı milli gelir. 12.484 dolar. Bu ne demek biliyor musunuz? Az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik, bir geriye döndük, bir arpa boyu yol gitmemişiz. Yani 2023 yılında yani bundan 4 yıl sonra 5 yıl öncenin kişi başının milli gelirini yakalayacağız demek. Yani bundan 4 yıl sonra 5 yıl öncenin kişi başı milli gelirini. 2014, 2013, 2014 yılının milli gelirini bundan 4 yıl sonra yakalayacağız demek. Bayağı yara almış ekonomi. O gözüküyor yani. Yani ama bunlar hemen hemen gerçekçi rakamlar. Bunlarla ilgili öyle tartışma yapmak, dalga geçmek falan bunlar ayıp. Bunlar herkesin beraber oturduğu, özel sektör ve kamunun beraber oturup hazırladığı rakamlar. Böyle bir sıkıntı yok bunlar. Bu rakamı da ihracatçılar verdi. İhracatçılar gerçi 220 civarı vermişler. Tabii o kadar olacak yani. Naci Ağbal ona çok iyi bir şeydir. Hem iyi bir bürokrat hem iyi bir bakandı. Üstünde herhalde büyük ihtimalle matematiksel hesap yaptı. 226.6 yazdım. 226.6 olabilir. Yani çok net olabilir. Süremiz aralıyor hocam. Yönetmenimden de diğer grafikleri rica edebilirsek üzerinden. Rahat de. Edin yani bu rakamlarda bir sıkıntı yok yani. Evet, işsizlik %9.9. Çok doğal. Bu modelle işsizlik platosunun 9.5'tan aşağı düşmesi zaten imkansız. Şimdi söylediniz zaten hocam. İhracat artarsa işsizlik problemi de azalır. Ama ancak buraya kadar düşebilir. Yani benim yaptığım hesaplamada ihracat platosunun %9.5'tan aşağı düşmesine engel olduğunu gösteriyor. Maalesef yapacak bir şey yok yani. Yani 8'leri 7'leri falan göremeyiz biz. Gerçekçi. İstihdam 4.3. Bu kolay zaten hep oluyor. Yani her ay birileri zaten işe giriyor. Bunda bir sıkıntı yok. Yani o 2023'e geldiğimizde bu olur. Ya 4 olsun. 4 milyon olsa kalbiniz kırılır mı? Ya 300 bin eksik kaldı diye. Yani olacak bu. Bu da önemli değil. Enflasyon diyelim hocam ve süremiz doluyor. Bu her sene şampiyonluk parolasıyla çıkan Süper Lig takımı işi bu. Her bir %5'imiz. Hedef kademeli iniş deniliyor hocam. %5. Başka ne olacak? Cart diye inemeyecek ki bu yani. Ama ben size söyleyeyim. Bu %5 enflasyon eğer biz dikkatli ve ciddi davranırsak 2023'ten evvel de olur. Tamam. Ama 2023'e geldiğimizde %5'i daha önceden bulduk diye eğer yine gevşersek %5'te bitiremeyiz. O yüzden burada yapılacak ilk şey büyüme mi, bütçe mi? Ben bütçe diyorum. İlk önce bütçe açığını ve faiz dışı açığı kontrol altına almak lazım. Kamuyu küçültürsek enflasyonu %5'e indiririz. Kamuyu küçültemezsek Nazlı Hanım enflasyonu çift haneli buluveririz. Tekrar haberiniz olsun. Ben uyarayım, dedi desinler. Adam 2019'da söyledi bunu desinler. Hocam benim de görevim bu. Ne yapayım? İcraatta değilim ben yani. Sonuçta bilim adamıyım ben.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine çok keyifli, çok değerli yorumlarınızı paylaştınız. Cuma sabahı tekrardan 9.30'da beraberiz efendim. Sevgili seyirciler, bugünün Parasa'nın ilk bölümünün sonuna geldik. Saat 15.30'da görüşmek üzere. Örümcek Adam hayranlarının merakla beklediği Örümcek Adam evden uzakta, beyaz perdede yerini aldı. Film, arkadaşlarıyla gittiği okul gezisi sırasında gizemli bir görev üstlenmek zorunda kalan Peter Parker'a odaklanıyor. Peter'ın evden uzakta olan arkadaşlarını koruması, dünyayı kurtarması, sadece kendisi...